Bir otomobil üretimini durduran şey genelde motor arızası değildir. Bazen sadece bir çip milimetrenin altında bir devre "ben yokum" dediği anda bütün sistem çözülür. Şimdi ilginç olan şu, o çipi üreten ülke artık onu milli güvenlik unsuru sayıyor, bir diğeri ise "o zaman ben de satmıyorum" diyor. Ve sonuçta dünyanın en gelişmiş fabrikaları 1 santimetre karelik silikonu beklerken sessizliğe gömülüyor. Çip krizi bitmedi, sadece yön değiştirdi. Bu sefer ekonomik değil, stratejik bir versiyonu başlıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün manşetlerde gördüğünüz yeni çip krizi haberlerinin ötesine geçip perde arkasındaki teknik tabloyu netleştireceğiz. Çünkü kriz dediğiniz şey ancak ayrıntılarını anladığınızda gerçek anlamını kazanır. Şimdi adım adım gidelim. Avrupa'nın kalbinde Nexperia adında bir üretici var. İsmini çoğu kişi duymamış olabilir ama otomotiv elektroniğinin en görünmez, en kritik parçalarını üretiyor. Bu şirket son teknoloji yapay zeka çipleri üretmiyor. Onun alanı çok daha temel ama hayati bir katman. Olgun düğüm. Yani 40 ila 180 nanometre aralığında pahalı olmayan ama milyonlarca aracın içinde sessizce çalışan çipler. Bunların arasında mikro denetleyiciler, MOSFET'ler yani elektriği açıp kapayan dijital musluklar, sürücü IC'ler yani sensör ve motorlara yön veren küçük kontrol devreleri ve voltaj regülatörleri yani elektriği sabit tutan minik dengeleyiciler bulunur. Bu parçalar direksiyon kolonundan fren sistemine, cam kaldırma motorundan klima paneline kadar yüzlerce noktada görev yapar. Ve işte tam bu yüzden yüksek teknoloji değil ama vazgeçilmez sınıfındadır. Otomotiv sektöründe üstünlük yalnızca hızla ölçülmez, güvenirlik her şeydir. Bu çipler AEC-Q yani otomotiv dayanıklılık standardı ve PPAP yani parça onay süreci testlerinden geçmeden hiçbir arabaya giremez. Yani eksi 40 dereceden artı 150 dereceye kadar yıllarca sorunsuz çalışmak zorundadır. Çünkü bir arızası yalnızca bir aracı değil, insanların güvenliğini etkiler. Ve şimdi işte tam bu noktada sorun çıktı. Hollanda devleti Nexperia üzerinde olağanüstü yetkilerini kullanarak yönetime müdahale etti. Ardından Çin tarafı Nexperia'nın ihracatına sınırlama getirdi. Böylece zincirin en sessiz halkasında gerginlik başladı. Tedarik zinciri sanıldığı gibi birkaç büyük fabrikanın değil, binlerce minik beynin birlikte çalıştığı bir organizmadır. Ritmi hassastır. Bir tanesi yavaşladığında tüm hat ritmini kaybeder. O yüzden herkes aynı soruyu soruyor. Bu 2021'deki gibi bir kriz mi? Cevap basit değil. 2021'de yaşanan şey çok boyutluydu. Pandemi, lojistik tıkanıklık, talep patlaması hepsi aynı anda geldi. Bugün tablo farklı. Şimdi karşımızda jeopolitik ve regülasyon kökenli bir düğüm var. Etkisi parçalı. Yani yayılma hızı her sektörde aynı olmayacak. Bazı üretim hatları yavaşlayabilir, bazı opsiyonlar geç teslim edilebilir. Belirli modüller beklemeye alınabilir. Fakat bu genel karanlık anlamına gelmiyor. Yine de haber manşetlerinde gördüğünüz bazı ifadeler kafa karıştırıcı. İki popüler modelin üretimi durdu gibi başlıklar attılar ama o firmalar bunun planlı duruş ve stok düzenlemesi olduğunu açıkladı. Yani neden sonuç zinciri medyanın anlattığı kadar net değil. Ben bu ayrımı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü izleyici gerçek risk ile başlık efektini ayırmadığında yanlış izlenim kalıyor. Biz burada duyumların değil verinin konuştuğu tarafta duracağız. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu risk neden her yerde birden değil de parça parça hissedilecek? Çünkü otomotiv üretimi milimetrik bir zaman disipliniyle çalışır. Her hat, her dakika belli sayıda elektronik modül tüketir. Buna takt zamanı denir. Yani bir hattın nefes alma ritmi. O ritmi koruyabilmek için de her fabrikanın elinde bir emniyet stoğu vardır. Ama bu stok günlerle sınırlıdır. Bir örnekle düşünelim. Diyelim ki bir fren destek modülünün içinde Nexperia'nın ürettiği bir kontrolcü çip var. Eğer o çipin sevkiyatı durursa, kağıt üzerinde aynı işi yapan başka bir model bulabilirsiniz. Fakat gerçek dünyada işler o kadar basit değil.
Çünkü otomotivde bir çipi değiştirmeniz demek, yazılımı yeniden kalibre etmek, elektromanyetik uyumluluk testlerini tekrar yapmak, ömür ve güvenlik onay süreçlerini baştan geçirmek anlamına gelir. Yani o parça benzer olsa bile sisteme takılmadan önce aylar sürecek bir yeniden onay süreci başlar. O yüzden bu sektörde alternatif buluruz cümlesi kulağa kolay gelir ama uygulamada zaman alır. Tam da bu yüzden üreticiler yıllardır çoklu kaynak, yani aynı parçayı iki farklı tedarikçiden onaylatmak ve kalıp ikamesi, yani aynı fonksiyonu farklı kalıpla üretmek gibi stratejiler geliştiriyor. Ancak burada bile süreç aylarla ölçülüyor. Çünkü her çip yalnızca bir devre değil, aynı zamanda güvenlik sisteminin bir parçası. Şimdi neden en büyük baskı olgun düğüm tarafında sorusuna geçelim. Çünkü 3 nanometre, 5 nanometre gibi ileri teknoloji fabrikalar bu tarz otomotiv çiplerini zaten üretmez. Otomotivin önceliği performans değil, dayanıklılık ve uzun ömürdür. Bu yüzden üretim 40 ila 180 nanometre aralığında yapılan olgun düğüm hatlarına bağımlıdır. Ancak o hatlarda da durum sanıldığı kadar rahat değildir. Evet, teknik olarak kapasite var ama otomotiv sınıfı kaliteyi sağlayabilen üretim hatlarının sayısı sınırlı. Yani boşta hat var, hemen basalım mantığı çalışmaz. Her üretim hattı belirli kalite sertifikasyonlarıyla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla dar boğaz tam da burada başlıyor. Bir de genelde gözden kaçan bir katman var. Yapay zeka furyası. Son bir yılda yüksek bant genişlikli bellek ve ileri paketleme alanında dünya genelinde kapasite hızla doldu. Otomotiv bu teknolojileri doğrudan kullanmıyor olabilir ama aynı üretim altyapısını, yani dış montaj ve test tesislerini paylaşıyor. Aynı makineler, aynı mühendisler, aynı üretim kuyrukları. Hepsi ortak. Dolayısıyla otomotiv çipleriyle yapay zeka çipleri tamamen farklı dünyalar gibi görünse de aslında aynı atölyenin iki ayrı masasında sıra bekliyorlar. Bu da dolaylı gecikme riskini büyütüyor. Çünkü bir sektördeki talep artışı diğerinin teslim süresini fark ettirmeden uzatabiliyor. İşte bu yüzden yaklaşan kriz bir anda patlayan değil, katman katman gelen bir kriz olacak. Görünmez ama hissedilir. İzleyici açısından bana ne derseniz, kısa vadede listelerin bir gecede uçuşa geçmesini değil, teslim tarihlerinde dalgalanma görmeyi bekleyin. Bazı opsiyonlar geçici olarak sınırlandırılabilir. Özellikle ileri sürüş destek paketleri, belirli multimedya kombinasyonları ve direksiyon kolonundaki ek elektronik fonksiyonlar. Üreticiler size alternatif tedarik ya da üretim lokasyonu değişimi önerebilir. Şu opsiyonu çıkarırsak üretim slotunuz öne gelir cümlesini duymanız mümkün. Güvenlik parçalarında ikameye razı olmayın. Konfor ve infotainment tarafında esneme alanı çıkabilir. İkinci elde köpük refleksi için acele etmeyin. 2021'deki fiyat şişkinliği genel kilitlenmenin sonucuydu. Bugün tablo seçici daralma. Fiyat davranışını önce psikoloji hareketlendirir ama kalıcı hale gelmesi üretim tarafındaki gerçek etkiye bağlıdır. Peki fabrikalar ne yapacak? Markaların elinde 3 temel araç var. Birincisi model karmasıyla oynamak. Çip yoğunluğu yüksek varyanttan düşük yoğunluğa ağırlığı kaydırmak. İkincisi vardiya temposunu esnetmek. Talep ve parça akışına göre hattın ritmini yeniden ayarlamak. Üçüncüsü üretim lokasyonu swap'ı. Tesisler arasında görev değiştirip lojistik ve gümrük çizgilerine göre teslim süresini dengelemek. İşin merkezinde ise diplomasi var. Çünkü mesele yalnızca endüstriyel değil. Aynı zamanda regülasyon ve ihracat kontrollerinin satır aralarıyla ilgili. Bu metinlerdeki tek bir ifade yüzlerce fabrikanın takvimini değiştirebilir. Günlük bir çerçeve kuralım. Otomobil fabrikasını dev bir orkestraya benzetebilirsiniz. Nexperia'nın parçaları ses çıkarmayan ama tempoyu sabitleyen metronom gibidir. Metronom şaştığında flüt de keman da çalabilir ama herkes aynı anda giremez. Küçük gecikme büyüyen uyumsuzluk yaratır. Otomotiv tedarik zincirinde bu metronomlardan yüzlerce var. Biri sapınca ilk uğultuyu profesyoneller duyar ve önlemi erkenden alır. Bu yüzden alarm kelimesini kullanıyorum ama panik satmıyorum. Şimdi çok pratik bir mini rehber. Yeni araç alacaksanız siparişlerinizdeki opsiyon kodlarını satıcıyla tek tek kontrol edin. Özellikle direksiyon kolon elektroniği, sürüş destek paketleri ve belirli ekran kombinasyonlarında
tedarik güncellemeleri var mı sorun. Üretim slot tarihinin yanına tesis ve ülke bilgisini de alın. Çünkü rotaya göre parça akışı değişir. Opsiyon değiştir, teslimi öne çekelim teklifleri gelebilir. Artı eksi hesabını birlikte yapın. Güvenlik ekipmanında taviz vermeyin. Finansmanda klasik kampanya esnekliği yerine teslim artı koşul kombinasyonları görürseniz şaşırmayın. İkinci elde aceleci karar vermek yerine veriyi en az 2 hafta izlemek şu an daha sağlıklı duruyor. Büyük resmin net cümlesi şu. Evet, yeni bir çip sarsıntısı riski var. Ancak bu kez risk geniş tabanlı ama parçalı. Bazı koridorlarda ışıklar titriyecek. Hepsi birden sönmeyecek. Sonucu belirleyecek 3 etken var. İhracat kontrol metinlerinin tonu, otomotivin alternatif tedarike geçiş hızı ve paketleme hattındaki yoğunluk. İlk 2 haftada olumlu sinyal gelirse bu olay öğretici bir şok olarak kayda geçer. Gelmezse Avrupa merkezli seçili hatlarda vardiya kırpma ve model karması revizyonu yaygınlaşır. Ama akılda kalsın, 2021'deki toplu kilitlenmeye değil, noktasal kırılmalar ana daha yakınız. Bunu bilmek bile gereksiz paniği söndürür. Karar kalitesini yükseltir. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj, amacım manşet atmak değil, düğümün nerede sıkıştığını dürüstçe göstermekti. Eğer bu anlatım işinize yaradıysa abone olup bildirim zilini açın. Çünkü bu dosyada her gün bir satır değişebilir ve güncelleme geldiğinde önce sizin haberiniz olsun. Videoyu beğenmeniz ve yorumlarda teslim opsiyon tecrübelerinizi yazmanız topluluğumuza güç verir. Aramızda gerçek veriyi paylaştıkça belirsizlik küçülür. Bilgi panikten güçlüdür. Ve şunu da ekleyeyim. Bir sonraki videoda Belçika'daki iMac laboratuvarına gideceğiz. Orası öyle bir yer ki bir ülke değil, adeta teknolojinin sinir sistemi gibi çalışıyor. Bugün bir çip neden bulunamıyor diye konuştuğumuz her sorunun cevabı aslında o laboratuvarın mikroskobunun altında gizli. iMac sadece çip üretmiyor, gelecekte hangi atomun nerede duracağına karar veren bir düşünce merkezi gibi. Orada tasarlanan teknolojiler sadece otomotiv değil, tüm yarı iletken ekosisteminin yönünü belirliyor. Yani çip krizinin kalbini anlamak istiyorsanız bir sonraki videoyu kaçırmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.